ekmeğimize yapılan zammı açıklama şeklini, yerini bir çay üreticisi olarak kabul etmiyorum. Devlet yönetimi ziddiyet ister. Hafta sonu sosyal medyada çay fiyatı açıklanmaz. Bunu bu Rizeli gelenek olarak bu şekilde hiçbir zaman görmemiştir. Bunu Rizeli'ye hakaret olarak, çay üreticisine hakaret olarak görüyorum. Fiyatı kabul etmiyoruz. Enflasyonun altına ezdirilmiş bir çay üreticisi yarınlarını, geleceğini kaybetmiş demektir. Cumhurbaşkanımızdan bu olayı düzeltmesini bekliyoruz. Geçen sene aldığımız ekmeği bu sene almak istiyoruz gene. Biz 30 sene önce bir kilo yasayla bir kilo zeytin almak değil, bir yıl önce aldığımız ekmeği geri istiyoruz. Bunun karşılığında da temsili olarak Rize AK Parti binası önünde bir beş sayımı dökmek istiyorum ve bu olayı protesto ediyorum. Başına toplasın. Bak alışveriş edemiyorum ama çabuk çabuk açtan. Uşağım kanserde hastaneye yatar. Çok iyi etti emekliler. Sen kararını, hakkını versin. Bizim gönlümüzü de kazansın. Ama vermedi. Asla yok. Gidiyorum kahraya markete bir şey alamıyorum. Patatesleri, çürüş patatesler satayları alıyor dünyanın parası. Allah'tan koksun, Allah'tan. Temiz ya, yazık günah. Gerçekten çok günah. Gerçekten yani biraz şey oldu yani, az oldu yani. Benim çık daha fazla olabilirdi yani. Eziyeti çok fazla çünkü. Kırılıyor, görüyorum. Daha yeni olmuş. 15 günde konuşuyorum. Kaldırsın abi, kaldırsın. Toplar. Fiyat olarak biraz az oldu. En az da 20 olmaz lazım. Bir kilo patates 25 lira diyor. 20 lira soğan kilosu 25 lira ya. Bu vatandaş al dönüm ayı. Bunun emeği çok, eziyeti çok. Bak bu yağmurda millet hep çayırlıklara girmiş. Ama bu ne? 17 bin lira desteklemesine beraber 19 milyon. Yazık günah yani. Bir yevmiyeler 2 milyar yevmiye isteyirler. Bunun makasıdır, eziyeti çok yani. Az fiyat. Ha bunlar 200 milyon işte ha. Domates 40 bin lira. Bak lütfen 25 lira. Aldığım filolar bunlar işte. Geçim zorlaştı yani. Çayın fiyatını çok az verdi Tayyip Başbakanımız. Gerçek enflasyona göre. Yani Türkiye'de enflasyon %68 mi şu anda? Gerçek enflasyon kaç? Tamam ben de köye göre beğendim. Yani gerçek enflasyon eğer ki %164'lerde dolanıyorsa biz de o şekilde çaya ya taban fiyat istiyoruz. Protesto ediyoruz bu fiyatı. Kabullenmiyoruz. Gerekirse eyleme geçeceğiz. Tamam, o değil. O başına.